Sen harekete geç. Boşanma belgeleri tamam. Ben namenin imzasını attım. Ya, Paris'teki okul hazırlıklarında da zaten evraklara ben imza alıyordum onun yerine. Ya, bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Ejder'den kurtulması an meselesi. Name. Senin de onlardan bir farkın yok anne. Hepiniz aynısınız. Açıklamama izin ver. Abla. Ejder. Gelsene. Döktürmüşsün yine. Dilim söylemez belki derdim ama ellerim susmuyor işte. Görmesini bilirsen bu halının her bir ilmeğinde sessiz bir çığlık var. Ejder, senin bir derdin var. Söylesene ne oldu? Name. Rahat koymadılar değil mi sizi? Bu koca evi dar ettiler ikinize. Biliyor musun işte? Binlerce. Ya senin yüreğinde nameye olan aşkın kaç ilmek? Eğer aşkı dokuyacaksan tek tek ilmek ilmek dokuyacaksın. Ama ben emek veremem diyorsan sökülüp gidiverir. Bu evin oyunlarına gelme Ejder. Aşkına sahip çık. Ya böyle bir şeyi bana sormadan nasıl yaparsın? Dün bütün gece dizinin dibinde ağladım. Meğer içten içe seviniyor musun? Sen ne zaman bu kadar gaddar bir insan oldun? Neden benim duygularımı umursamıyorsun? Bir gece ağlamana, ömrün boyunca ağlamana yeğlerim. Hem ben senin iyiliğin için uğraşıyorum. O çocuk seni mutlu edemez. Sen bir sanatçısın. Sen başarılı bir piyanistsin. Bu evlilikte mutlu olman imkansız. Sen o eve ait değilsin. Benim ne yapacağıma sen karar veremezsin. Bu evlilik şimdiden bitti, görmüyor musun? Seni almaya gelmedi bile. Artık ayakların yere bassın. Boş hayaller kurma. Name, sana annen olarak söylüyorum. O eve dönmeyeceksin. Hem yüzüğü parmağımdan çıkarttım demedin mi? Anne bırak. Name, göreceksin o da boşanma evraklarını hemen imzalayacak. Erken güldün, işte böyle ötürdün Tayyar Efendi. Bu ne şans lan? Gitti bütün paralar. Merak etme çaylar benden. Oğlum arkadaş, şu şans bir kere de bize gülmez mi ya? Gülmez mi lan? Oğlum sana gelme diyorum kahve, dinlemiyorsun ki. Dönmüyor işte şansın, yazık değil mi paranın? Yine bekleriz Tayyar Efendi. Yeniden pehlivan, güreşe doymazmış. Yok işte şans yok. Yok. Vedat abi. Hayırlı akşamlar abi. Başlatma lan abine.
Neredesin lan sen? Ha? Ha? Peşinden mi koşacağız lan biz hepsini? Hani borcunu ödeyecektin lan? Abi. He. Vallahi yanına uğrayacaktım abi. Paranı da hazır etmiştim. Ama benim çocuk hastalandı abi. Ben onu hastaneye götürdüm abi. Çocuk hastaysa ne işin var lan senin kumar masasında? Ne işin var lan, söyle bakayım. Beni mi kandırıyorsun lan sen? Hı? Yok abi, vallahi bütün para çocuğa gitti abi. Bak hala yalan söylüyor. Ulan ben seni gebertmez miyim? Lan abi! Abi ne vuruyorsun abi ya? Ödeyecektim abi parayı ya. Hani biz arkadaş değil miyiz abi? Sana 2 gün mühlet. 2 gün içinde benim paramı verdin, verdin. Vermezsen seni mahvedeceğim. Kemiklerini kırıp köpeklere yedireceğim. Ayağını ver! Bağır mı? Anladım abi. Hadi yürü. Gel. Ne suç Bereket Hanım? Güzellikle istedik, vermedin. Ben de bunu yapmak zorunda kaldım. Şükran! Şükran! Ay geldiniz mi hanımım? Allah razı olsun hanımım. Allah sizden razı olsun. Ne yapardım bilmiyorum. Sen doktorun verdiği ilaçları ihmal etme bakayım. Gününü saatini geçirme ki iyileşsin yavrucak. Uyuyor. Ateşi düştü zaten. Sağ olun hanım. Uy maşallah sağ kızım. Sağ ol abi. Neyse, ihtiyacın olursa bana söyle yine. Ben sabaha kadar bakarım hanımım. Bir şey olursa ben sana haber ederim. Bak, tayyar hala yok. Sabah ilk iş bana gelsin. Tabii evin yolunu bulabilirse. Başsın. Gel benle Şükran. Hadi evine, evine. Geç. Gelip benden para istiyor. Kim bilir niçin? Sorumsuz herif. Ben kulağını çekerim hanım. Çeksen de neye yarar? Yarın öbür gün yine. Biz yanlış yaptık Şükran. Tayyar çocuk teslim edilecek en son kişiymiş. Zavallıcığın annesi öldü. Babası da yok ortalarda. Bundan böyle seni annesi, kucağında babası bilecek. Kendi çocuğun gibi bağrına bas. Sen hiç merak etme Süheyla abla. Ona gözümün içi gibi bakacağım. Hadi kızım, al bebeğini git. Böyle olacağını nereden bilelim Bereket Hanım? Biz de Hatice'ye güvendik. Hatice Allah için kendi yavrusu gibi bakıyor torunuma. Ama Tayyar öyle değil. Ay, hiç içim rahat değil Şükran. Ne kadar kabul etmesem de Lale Ejder'in kızı. Başına bir iş gelecek diye korkuyorum.
Ben daha dikkatli olurum hanımım. Sık sık kontrol ederim Lale'yi. Hatice'ye de sahip çıkarım. Elvan'ın geldiği yetmiyormuş gibi bir de Tayyar Efendi ile uğraşıyoruz. Ya bu sandalyeleri yapmamışlar ya, gel biz yapalım. Kız nasıl yapıyorlar acaba, bağlıyorlar bunu. Siz bırakın biz yaparız efendim. Aman iyi al. Çalgıcılar ne zaman gelecek? Bilmiyorum efendim. Hatice gelsene. Şu bahçılara baksana bir, nasıl yemek yapmışlar. Tahir. Ablacığım akşam olmadan elbiseni kirlettin. Oynama artık şu topla. Dinlemiyor da ya. Şükran abla. Hı. Kadar büyük hazırlık var değil mi? Vallahi ben daha önce görmedim böylesini. Vallahi ben de anlamadım Resim Hanım. Yani ahçıları Ejder ve şehirden yolladı. Masa düzenleyici adamlar ayrı geldi. Etrafı düzenleyecek adamlar ayrı. Şu kapıdan giren herkes bize Ejder Bey gönderdi dedi girdi. Ya madem öyle. Ya niye bizi arayıp da bu kadar telaşeye verdi? Ben bize yapılacak iş bırakmadı ki Ejder Bey. E demek ki Ejder çok önemsiyor bu düğünü. Bu kadar ayrıntı düşündüğüne göre vardır bir bildiği. Abla. Kız ne işin var senin burada? Elvan'ı görmeye geldim de ne oluyor burada böyle? Ejder Bey'in düğünü var. Şefik abla. Ne oluyor? Ne için bu kadar hazırlık? Akşama Ejder'in düğünü var. Onun için. Düğün mü? Düğün ya. Fanı kullansaydın senin için olurdu bunca hazırlık. Hadi dolaşma ayak altında. Hayır. Olamaz. Hayır. Ablacığım, abla. Hadi gel. Hayır. Götür şu kardeşini. Hayır. Anneciğim gel. Gel. Abla, hayır. Gel. Sen benimsin, kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin. Sen benimsin, meleğimsin, dile gelmez şiirimsin. Sen benimsin, nefesimsin, şu dünyada yüzümü güldürensin. Sen benimsin, beni benden edensin, her şeyimsin. Tek senle içerim ben aşk şarabını kana kana. Tek seninle giderim ben aşk yolunda yana yana. Çalsın hep şarkılar, bizi ayıramazlar. Sürsün hep aşkımız, bitmesin sonsuza. Bitmesin sonsuza kadar.
Bereket Sultan. Sultanım. Güzel annem. Ne olur böyle bir günde üzme beni. Hadi gel birlikte aşağı inelim. Düğünümde sen olmazsan içimde bir burukluk kalır. Ya benim içimdeki kırıklık ne olacak Ejder? Rızamı almadan istemediğim bir kızla evleniyorsun. Üstelik düğün dernek ediyorsun. Benim fikrimin bir önemi yoksa düğününde de yerim yok. Olmaz öyle şey. Sen inmezsen ben de inmem aşağı. Bak bu kadar insana rezil rüsva oluruz. Hadi ver elini öpeyim. Sonra da aşağı inelim. Annem. Ne olur kırma beni. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evlat işte. Kızsan da küssen de arkanı dönüp gidin. Haklısınız. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Onu üzmenize izin vermeyeceğim. Buyurun. Tabii. Çocukluğumuz burada geçti. Zenginlik katacaktık. Ya. Thank you.
Efendim. Ya kardeşimin düğünündeyim ya. Para konuşmanın sırası mı? He? Ya kaçmıyoruz ya. Elbette ödeyeceğiz borcumuzu. Hadi bak. Gel bak. Hadi gel anneciğim. Bak 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 bak. Bak bak bak. Nasıl oynuyorlar bak. Lale'nin Ejder'in çocuğu olduğunu biliyorum Bereket abi. Ne saçmalıyorsun sen? Demek bu yüzden bize iş verdin, evine soktun. Torununu gözünün önünden ayırmamak için. E sen de haklısın tabii. Senin kanından sonuçta. Bunu kimden öğrendinse seni iyi kandırmış. Öyle bir şey yok. Dün akşam Şükran'a öyle demiyordun ama. Sen kendi ağzınla söyledin. Ben de kendi kulaklarımla dedim. Boşuna inkar et. Merak etme, kimse duymayacak. Kimseye söylemem. Aramızda sır olarak kalacak. Tabii istediklerimi verirsin. Oğlunu bize kakaladın. Tamam bak, yukarıda Allah var. Ben de kendi kızım gibi benimsedim Lale'yi. Ama her şeyin bir kılığı var. Sen şimdi benim istediğim parayı sorun çıkarmadan ver, ben de çenemi kapalı tutayım. Düzenimiz, ağzımızın tadı bozulmasın. Para filan yok. Sana bir kuruş bile vermem köpek herif. Bunca yıldır ekmeğimizi yiyorsun, hiç mi utanman yok? Sadaka mı verdim? Çalıştık, kazandık. Bizi pis oyunlarınıza alet ettiniz. Şimdi senin parayı vereceksin. Vermeyeceğim. Öyle mi? O zaman benden günah gitti. Söylersen söyle. Umrumda mı sanıyorsun? Öyle mi? İçin elimden geleni yaptım ama başaramadım. Şimdi sen benim için yapacaksın. Seni engellemek için bir de para mı vereceğim? Hadi git. Yalan söylüyorum.
Yalan söylüyor. Bak Ejder'den başlayıp herkese bir bir anlatırsam kıyamet kopar. Düşünsene bir Bereket Hanım. Koskoca Ejder Bey'in bir yanaşmadan çocuğu olsun. El alem ne der? Ya Ejder? Elvan? Tüm bunları göze alabilecek misin? Ha? Her şeyi Ejder'e söylüyorum. Son sözüm bu mu? Ne yaparsan yap. Öyle mi? Hadi yürü. Ejder Bey. Size bir şey söyleyeceğim.